Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu sevimli koalayı öreceğiz beraber. İster oyuncak olarak değerlendirebilirsiniz, isterseniz anahtarlık halkası takarak anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Bugünküne anahtarlık halkası takacağım. Bunun için bize gereken malzemeler, iplerimiz var. Elimde bulunan naku pırlantanın iplerini değerlendireceğim. Siz de elinizdeki iplerden kullanabilirsiniz. Bunun için bize siyah, beyaz ve gri renk ip gerekiyor. İpime uygun 2,5 milim tığım var. Makasım, anahtarlık halkası, dikmek için etamin iğnem, boncuk elyafım var içine doldurmak için. Bu sefer kilitli göz yerine bu şekilde düğmelerim vardı, onu kullanacağım arkadaşlar. İnci göz olarak, inci düğme diye geçiyor galiba bunlar. Seneler önce almıştım. Siz de kilitli göz ya da yarım inciniz varsa onu da yapıştırabilirsiniz. İlmek belirleyicimi bulamadım, onun yerine böyle bir ip kestim. Bunu kullanacağım. Malzemelerimiz bu kadar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle gövdeyi örmekle başlayacağız. Gri ipimizi alalım. Sihirli halka yapmakla başlıyoruz. İçine 6 tane sık iğne yapacağız. Öncelikle sıkıştıralım. Bir zincir çektik, 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. İpimizi çekelim ve ilk ilmeğimizi kaydırarak birleştirdik. Şimdi ilmek belirleyicimizi koyalım. İlk ilmeğimize kaydırma yaptığımızın yanındakine arkadaşlar çift batıyoruz. Bu sırada bütün ilmeklerimizin üzerine çift batacağız. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. Evet, bir üst sıraya geçelim. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Toplam 18 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Sıramızın başına geldik tekrar. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sıramızda iki tek bir çift olarak devam edeceğiz. Toplam 24 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Bir tek, yine bir tek ve sonra çift batıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Şimdi 5. sıradayız. 3 tane tek, bir tane çift yapacağız. Toplam 30 tane sık iğnemiz olacak.
2, 3 tek, bir diğerine çift batıyoruz. 1, 2 ve 3, bir diğerine çift batıyoruz. Çift batacağımız yerler artık belli arkadaşlar. Farklı bir sayı gelene kadar bu şekilde arttırma yapacağız. Son sıramız ve çiftle bitirdik. Bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi 6. sıradayız arkadaşlar. Sıramızı buradan da sayabilirsiniz bu halkalardan. 2, 4 ve 5. 6. sıraya geçtik. 6. sırada 4 tane tek, 1 tane çift yapacağız. 2, 3 ve 4, bir diğerine çift batıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Toplam 36 tane sık iğnemiz olacak. Evet, bu sıramızda tamamladık. 7. sıramızda arttırma eksiltme yapmadan sadece örüyoruz arkadaşlar. 36 tane sık iğne. Şimdi 8. sıradayız. 5 tane tek, bir tane çift yapacağız arkadaşlar. Toplam 42 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 3, 4 ve 5 ve arttırmamızı yapalım. 3 ve son sıramızı çift yaparak bitirdik. Şimdi 11. sıraya kadar arkadaşlar, bu sıradan itibaren 11. sıraya kadar sadece öreceğiz. Sık iğne yapıyoruz. 42 tane sık iğne yapacağız. 12. sırada tekrar bir değişiklik, yani beyazımızı ekleyeceğiz. 11. sıraya kadar örelim. Bu kısmı biraz hızlandıracağım. Sıkılmamanız adına.
Arkadaşlar 12. sıraya geldik. Şimdi 18 tane sık iğne örelim. Ve 18. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Beyaz ipimizi ben bu şekilde geçireceğim arkadaşlar. İsterseniz bağlayarak da yapabilirsiniz. Şimdi örmüş olduğum, bunu göstereyim, çok pratik bir yöntem. Şimdi ilmeğimizi ördük, sık iğnemizi. Bize bakan bu iki noktadan iğne şeyimiz, tığımızı geçirdik ve ipimizi de geçirdik. Şimdi şu iki ipimi de alıp sık iğne yapıyorum. Gri ipimi çektim. Sökülme olmadı arkadaşlar. Beyaz ipimle gri ipimi şimdi yürüteceğim. Daha ipimi şuradan bağlayabilirim de. Şimdi bu yöntemle her sırada beyaz ipimizi kesmek zorunda kalmayacağız arkadaşlar. Çünkü belli bir miktar örmemiz gerekecek her sırada. Şimdi bu şekilde geçirdik. Bir tane sık iğne yaptık. Toplam beyazla 6 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi normal arttırma eksiltme yapmadan sık iğne yapıyoruz. Bu iki ipimiz de arkada ilerletmeye devam ediyoruz. 4 daha beyazı bıraktık. 5 ve 6. Şimdi gri ipimi aynı şekilde geçiriyorum. Hem şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu son ilmeğimizi bu şekilde geçirdim. Ama beyazla örmüyorum. Yani birleştirmesini gri ipimle yapıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Artık beyaz ipimi ilerletmeyeceğim. Gri ipime devam ediyorum. Bu şekilde. Toplam gri ipimle 18 tane sık iğne yapacağım yine. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18 sık iğnemiz oldu. Bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi bu sıramızda 16 tane, pardon, 17 tane gri ipimle öreceğim. Sonra beyaza geçeceğiz. Şimdi 17 tane örelim. yedi tane ördük, bir tanesini örmedik yani arkadaşlar. Burayı beyazla öreceğiz. Şimdi beyaz ipimiz burada kalmıştı, buraya getiriyoruz. Ben yine aynı şekilde yapacağım. Gri ipimi söktüm. Şimdi arkadaşlar, bu beyaz ipimiz çok gerdirmesin, yani şurası bu şekilde buruşmasın, o bu kısmını bu şekilde ayarlamaya çalışın. Hani ipimizi hiç kesmeden bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi beyazımızı örüyoruz. Gri ipimi yine ilerletiyorum. Çünkü karşıda örmeye devam edeceğiz. Burada 8 tane beyaz öreceğiz. Sık iğnemiz var, 8 tane beyaz renkli. 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar.
gripimi hafif çekiyorum. Arkada şeyliği kalmasın, böyle çıkıntıları bol olursa buradaki örgümüz bollaşabilir. Şimdi tekrar gri ipime geçiyorum. Ördüğüm kısma gri ipimi geçirmiş oluyorum arkadaşlar. Yani beyazları gri ile birleştirdik ve gri ile devam ediyorum. Beyaz ipimi çektim. Sıra sonuna kadar arttırma eksiltme yapmıyorum. Toplam 17 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde ördüğümüz. Tekrar başa geldim. Arkadaşlar 16 tane sık iğne yapıyoruz. Yine bir eksilttik. Beyaza ekleyeceğiz o kısmı. Evet. Gri'mizden bir eksiltme yapmış olduk. Şimdi beyaz ipimizi yine alıyoruz. Toplam 10 tane beyaz örmüş olacağız sık iğne olarak. Bu ikincisi. Gri ipimi ilerletiyorum arkada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncuyu da ördük. Gri ipim farkındaysanız biraz buraları çıkık çıkık. Bunu çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi gri ipime geçiyorum. Beyazı ilerletmiyorum arkadaşlar. Gri ipimle sadece sık iğne olarak sıra başına kadar örüyorum. Toplam bu kısımda da 16 tane sık iğne var. Evet arkadaşlar. Şimdi 15. sıramıza geçiyoruz. 15 ve 16. sırayı da aynı şekilde öreceğiz. Beyaz kısmımızda arttırma eksiltme yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Yani 16 tane gri, 10 tane beyaz, 16 tane gri şeklinde sıramız devam edecek. Şimdi 15. sıradayız.
Evet arkadaşlar, 16. sıramızı tamamladık. Bu iç kısmımız bu şekilde. 14, 15 ve 16. sırayı aynı şekilde ördük arkadaşlar. Şimdi yeni sıramızda 17. sıramızda eksiltmelerimiz olacak. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir eksiltme yapacağız. Bunu 2 kere tekrarlayacağız arkadaşlar. 3, 4 ve 5. Bir eksiltmemizi yaptık. Tekrar 1, 2, 3 ve 4, 5. Yine eksiltmemizi yapalım. Ve 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi beyaz kısma geçiyoruz. İpimizi geçirelim. Şimdi beyaz kısmında 3 tane sık iğne yapıyorum. Gri'mizi çekelim. Her defasında ilerletiyoruz gri ipi. 2 ve 3 yaptık. Bir eksiltme yapıyoruz. Arkadaşlar. Ve sonrasında 5 tane sık iğnemizi yapalım. 2, 3, 4 ve 5. Gri ipimi çekiyorum. Sıkılaştırdık. Yani beyaz ipte bir kez eksiltme yapmış olduk. Gri ipimi geçirdim. Şimdi bir eksiltme yapıyorum. Yine 5 tane sık iğne, bir eksiltme yapacağız. 3, 4 ve 5 eksiltmemizi yapalım. Bunu 2 kere tekrarlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 eksiltmemizi yaparak sıra sonuna geldik. Şimdi yeni sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda toplamı 36 tane sık iğne olmuş oldu arkadaşlar. 18. sıradayız. Bu sıramızda 15 tane gri öreceğiz. 7 tane beyaz, 14 tane gri şeklinde. Toplam 36 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir tane beyazdan örüyoruz. Toplam 15 tane gri renkte örgümüz oldu. Şimdi beyaz renge geçelim. Yedi tane sık iğne yapıyoruz beyaz ipimizle. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi tekrar gri ipimize geçiyoruz. Bu kısımda ise 14 tane sık iğne. Sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Evet, artık beyaz ipimizle örmemizi bitirdik. Bunu kesebiliriz. Çok dipten kesmeyin. Şöyle iç kısımdan bu şekilde düğüm atalım arkadaşlar ki sökülmesin. Birazcık da ilerletelim. Evet. Örmemize devam edebiliriz.
19. sıradayız. 4 tane tek bir eksiltme şeklinde örgümüze devam edeceğiz. Toplam sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 2, 3 ve 4 eksiltmemizi yapalım. 1, 2, 3 ve 4 eksiltmemizi yapalım. 1, 2, 3 ve 4 eksiltmelerimizi yapalım. Arkadaşlar eksiltmeleri 3 ve 4 örgümüzün bu üst tarafı iki parçalı ön tarafından yapıyoruz arkadaşlar. Böyle iki tane aldık. İçinden ip geçirdikten sonra bunları birleştiriyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Beyaz ipimiz dolanmış. Çekelim. Ve eksiltmemizi yaparak sıra sonuna geldik. Şu beyaz ipimizi bir ayıralım. Evet arkadaşlar, 20. sıradayız. Bu sıramızda 3 tane sık iğne bir eksiltme olarak devam edeceğiz. Toplam 24 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 3 sık iğne bir eksiltme. 21. sıradayız. Bu sıramızda bir sık iğne bir eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. 16 sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 2, 1 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Alanımız çok daralmadan biraz elyaf dolduralım. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi bu sıramızda artık bunu alalım. Arkadaşlar sadece eksiltme yapıyoruz. Toplam kapanma kısmında 8 tane sık iğne kalana kadar eksiltme yapacağız. Şimdi ipimizi keselim. Çok dipten kesmeyin. Kapatışını yapacağız. Şimdi bu kısma biraz daha elyaf dolduralım.
Evet arkadaşlar, şimdi ilmeklerimizin üzerinden ipimizi geçiriyoruz. Kıpırlantının da katları açılıyor böyle durumlarda. 2, 3. Şekilde iyice çekelim arkadaşlar. Şimdi bunu örgümüzün içerisinde gezdirerek içinde yok edelim. Evet arkadaşlar, gövdeyi tamamladık. Şimdi diğer parçalarına geçebiliriz. Tablo tarafı alalım.